Bahçeli Evler Optimum takımının koçu Can Göktaş yanımızdan. Hocam çok güzel bir maç oldu. Teşviki Akademi'yi yendiniz, geriden geldiniz. Gerçekten mükemmeldi. Neler söyleyeceksiniz, takımıza neler söylediniz? Biraz maç hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Öncelikle çocuklarla 2 senedir beraberiz. Çok çalışıyoruz. Federasyonda final grubundayız. Final grubunda geçtik. Gelişim liginde de şampiyonluk gibi bir hedefimiz var. Bahçeli Evler bir okulun aslında kulübüyüz. Yani dediğim gibi çocuklarla 2 senenin emeğini aslında alıyoruz. Bu kısa vadeli, uzun vadeli bir süreç. Başarılar diliyorum hocam. Hocam ben biraz sizi yakından tanımak istiyorum. Can Göktaş kimdir? Neler yapar? Ne zamandan beri basketbolun içindesiniz? Nasıl bir gelecek için hedefleriniz, planlarınız var hocam? Öncelikle 2020 Gelişim Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda. 2021'den beri Optimum Spor Kulübü'ndeyim. 2016'dan beri de basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Yaşım 26. Gün geçtikçe hedeflerimiz tabii ki de daha büyüyerek gidiyor. Çalışmaya devam. Böyle hedeflerimiz o şekilde. Çok güzel hocam. Hocam şimdi sizi de bulmuşken Bahçeli Evler Optimum'u biraz sormak istiyorum. Az evvel söylediniz kurulduğunu, 2 senedir kurulmuş olan bir kulüp olduğunu. Basketbol dışında başka branşlar yer alıyor mu? Biraz daha Bahçeli Evler Optimum'u sizden dinlemek istiyorum. Bahçeli Evler Optimum Spor Kulübü 2016'dan beri basketbol, bu sene de voleybol branşında faaliyet gösteriyoruz. Beden eğitimi öğretmenimiz Berkant Neşeli, aynı zamanda o da antrenörümüz, kulübün sahibi. Onun kız takımlarıyla başarıları var. Bizimle birlikte de erkeklerde bir çıkış yakalamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu sene voleybollara faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz inşallah burada şampiyonluk. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Spor Smash TV'den herkese merhaba. Bugün Teşviki Akademi Bahçeli Evler Optimum maçı vardı. Bahçeli Evler çok çekişmeli bir maç sonunda kazanmayı bildi ve yanımızda Hamza Kekeş var. Hamza, öncelikle hoş geldin. Çok güzel bir maç oldu. Neler söyleyeceksin? Öncelikle hoş buldum. Takımla soyunma odasına maçtan önce bayağı dolu dolu bir konuşma yaptık. Bunun sonucunda galibiyeti aldık. Önemli bir maçtı. Seni o zaman yakından tanıyalım Hamza. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ben ortaokulda arkadaşım sayesinde başladım. Okuduğum okulun spor salonunda özel takım açılmıştı. Ben de ona katıldım. Şu anda devam ettiriyorum. 6 yıldır basketbol oynuyorum. Peki Hamza, yeni başlayacaklara neler söylersin? Neler tavsiye edersin? Kesinlikle bu sporu tercih etsinler. Sonuna kadar o basketbol yani. Peki Hamza, her maç öncesi yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Bir saat önceden teknolojik aletlerle ilgimi kesiyorum. Gün içinde daha hareketli müzikler dinliyorum. Kahvaltımı eksik etmiyorum. Bu kadar. Peki Hamza, takımın enlerini soracağım sana ama hızlı cevaplar istiyorum. Takımın en hızlısı? Yaşar. Takımın en güçlüsü? Hamza Kekeç. Takımın en çalışkanı? Hamza Kekeç. Takımın en çabuk sinirleneni? Yok ya. Takımın en iyi giyineni? Hamza Kekeç. Takımın en komiği? Hamza Kekeç. Peki Hamza, antrenörün en çok neye kızıyor, ne söylüyor size? Savunmaya geri dönmemize, dönmememize. Hamza, peki idol ve idollerin var mı? İdollerim LeBron James'tir ya, başka yok. Veya Kobe Bryant. Ya Kobe Bryant'ı daha çok izleniyordum. Hamza, son olarak hiç bilmeyen birine bloğu anlatabilir misin? Anlatamam. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Hamza. Başarılar diliyoruz. Evet, Bahçeli Evler Optimum takımından Yaşar Efe yanımızda. Yaşar Efe, çok güzel bir maç oldu. Geriden geldiniz. Koçunuz size neler söyledi? Nasıl oldu? Nasıl bir kenet yaşadınız, maçı kazandınız? Gruptan çıkabilmemiz için maçı kazanmamız gerekiyordu. Zaten bu motivasyonda geldik hepimiz buraya. Koçumuz geride düşsek bile bizi şey yapmadı, motivasyonumuzu düşürmedi, hep yüksek tutmaya çalıştı. Biz de en sonunda fişi çekmeyi başardık baskılarla, şutlarla beraber. Maçı kazanmayı bildik, çok mutluyuz hep beraber. Çok güzel, çok tebrik ediyorum Yaşar Efe. Yaşar Efe, peki basketbola nasıl başladın, nasıl oldu? Ben ortaokul 5. sınıfta bir seçme yaptılar spor salonunda, orada başladım. Bizim kulübün sahibi. Çok güzel. Yaşar Efe, peki senin gibi basketbol oynamak isteyenlere neler tavsiye ediyorsun yeni başlayacak arkadaşlarımıza? Azimli çalışsınlar bence. Peki Yaşar Efe, maçtan önce yaptığın bir alışkanlığın, bir rutinin var mı? Ya ısınmadan önce müzik dinliyorum genellikle. Öyle denilebilir. Şimdi sana takımın enlerini soracağım ama hızlı cevaplar istiyorum. Takımın en hızlısı? Benimdir. Takımın en güçlüsü? En güçlüsü Hamza. Takımın en çalışkanı? Kayra. Yok, Enes. Takımın en çabuk sinirleneni? Emir Tayyip. Takımın en iyi giyineni? Hamza. Takımın en komiği? Kayra. Peki Hamza, antrenörün en çok neye kızar, neye sinirlenir, ne söyler size? Boş kaçırdığımız zamanlarda bir de gösterdiği şeyleri yapıp
kaçırdığımız zamanlarda genellikle kızıyor. Peki Hamza, idol ve idollerini sorsam kimleri söylersin bana? Curry ablaya. Peki Hamza, son olarak hiç bilmeyen birine bloğu anlatabilir misin? Bloğu sayıya giden kişiyi havada faul yapmadan engellemek denilebilir. Çok teşekkür ediyoruz Hamza. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Evet, Bahçeli Evler Optimum takımından Enes Talha Demir yanımızda. Enes, çok güzel bir maç oldu. Geriden geldiniz. Koçunuz neler söyledi size? Nasıl bir kenetlenme yaşadınız? Maç hakkında düşüncelerini almak istiyorum. Öncelikle koçumuz maç öncesi moralimiz düşmesini hiç istemez. Ki düştüğümüz zaman yenileceğimizi, her şeyin daha da kötüye gideceğimizi bilir zaten. Ki bunu önceki maçlarda da yaşadık. O yüzden tecrübeliydik. Peki Enes, şimdi seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın, nasıl oldu? Ben basketbolda ortaokulda beden hocam sayesinde tanıştım. Öyle beni takım aldı ki öyle de sebep 5. sınıftan beri başladım. Çok güzel Enes. Peki Enes, senin gibi olmak isteyenlere neler tavsiye edersin, neler söylersin? Öncelikle küçük yaştan beri başlasınlar, çok çalışsınlar, hiç bıkmasınlar basketboldan. Çok güzel. Enes, peki her maç öncesi yaptığın bir rutinin, bir alışkanlığın var mı? Maç öncesi gece yatmadan önce hep kafamda kurarım. Boş zamanlarımda kafamda kurarım ki önceden müzik dinlemeyi de severim. Çok güzel Enes. Şimdi sana takımın enlerini soracağım ama hızlı cevaplar istiyorum. Takımın en hızlısı? Alişan. Takımın en güçlüsü? Hamza. Takımın en çalışkanı? Benim galiba. Takımın en çabuk sinirleneni? Barış. Takımın en iyi giyineni? Hamza. Takımın en komiği? Kayra. Peki Enes, antrenörünüz en çok neye kızar? Ne söyler size? Boş kaçırdığımızda ve bazı pozisyonlarda kendimize özgüven duymamamıza. Enes, peki idol ve idollerini sorsam? İdolüm, küçükken Kyrie Irving'i çok severdim, çok severek izlerdim. Onda örnek aldım. Çok güzel. Son olarak hiç bilmeyen birine bloğu nasıl anlatırsın? Faul yapmadan kendine güvenerek topa çıkmasını, onu anlatırım. Enes, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür.